Efendim bugün sizler için Mersin Yenişehir bölgesindeyiz. Ve yanımızda değerli katılımcı firmamız Cem Bey var. Kuta Yaşam Merkezimizde yapmış olduğumuz faaliyetlerimiz nelerdir? Bunları detaylı bir şekilde sizleri bilgilendireceğiz. Cem Bey programımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız? Bizler de çok iyiyiz. Teşekkür ederiz. Cem Bey kimdir? Kaç yıldır bu sektördeyiz? Aslında bu serüvenimiz nasıl başladı? Bunları izleyicilerimize söyleyebilir misiniz? Merhabalar. Şöyle, İngilizce lisans psikolojimi Kıbrıs'ta yaptım. Yüksek lisansımı da Amerika'da yaptım. Akademik başarım yüksek lisansı tamamladıktan sonra buraya gelip bir klinik açma düşüncesi oldu. Şu anda Kuta Yaşam Merkezi'nde hem psikolojik hem fizyolojik bir hizmet sunmaktayız. 2024 Ocak ayından beri hizmet vermeye başladık. Umarım Mersin halkı için burası gerçekten bir yaşam merkezi olur. Yani şunu söyleyebiliriz izleyicilerimize, Kuta Yaşam Merkezi olarak yeni açılan bir işletmeyiz. Fakat yeni açılmamıza rağmen geri dönüşlerimiz oldukça güzel bir şekilde ilerledi. Kuta Yaşam Merkezimizde vermiş olduğumuz hizmetlerimiz ve faaliyetlerimiz nelerdir? Bunları izleyicilerimize detaylı bir şekilde aktarabilir misiniz? Tabii. Öncelikle ana hizmetlerimiz psikolog, fizyoterapist ve diyetisyen var kliniğimizde. Bunların kendi içinde ayrıldığı gruplar var. Çocuk psikologumuz, yetişkin psikologumuz, fizyoterapist de aynı reformer, pilates hocamız var. Bir de fizyoterapistimiz var, klinik fizyoterapistimiz. Diyetisyen şu anda tek kişi var. Hepimizin verdiği hizmet alanlar aslında farklı gibi gözükse de aslında hepimiz aynı çatı altında buluşuyoruz. Kuta ismi de oradan geliyor. Uzun bir süre bu ismi düşündüm. Aslında bizi buluşturan bir çatı altında anlamı ise kutsal yaşam enerji gücü demek. Şu anda bu faaliyetleri vermekteyiz. İleride tabii ki de işlerimizi büyütmek istersek, Mersin halkına daha geniş kitlelere hitap etmek istersek kendi içimizi de genişletebiliriz. Şimdi bunları biz izleyicilerimize detaylı bir şekilde aktarmak istiyoruz. Yani seanslarımız nedir veya hizmetlerimiz nelerdir diyelim. Seanslarımızın değişkenlik süreçleri nasıl ilerliyor? Şimdi fizyoterapist dedik burada ama fizyoterapistlik nedir? Detayını izleyicilerimize anlatabilir misiniz? Ne gibi alanları kapsıyor? Vermiş olduğumuz eğitimlerimiz de var mı bu alanda? Fizyoterapist alanında çalışan takım arkadaşım. İki aslında çeşidimiz var. Mersin'de bizi gerçekten ayıracak bir tanesi meridyen terapi. Nedir bu meridyen terapi? Gerçekten bel fıtığı, boyun fıtığı olan danışanlarımız gelip burada fizyoterapistimiz iki tane gümüş eldiven giyip o iki gümüş eldivenle danışana aslında bunu bir masaj olarak düşünün ama masajın en teknolojik ve en modern hali. Bunu uygulayarak yaklaşık 40 ve 50 dakika sürüyor seansımız. Peki neden meridyen terapi derseniz? Çünkü cihazımız Japonya'da üretilip Türkiye'ye getirdik ve bunu biz biyoenerjiyle çalıştığı için gerçekten danışanlara daha etkili bir sonuç çıkıyor. Seansımızı bitirdikten sonra danışanımızı bir streç filmle sarıyoruz sırtını. Sarmamızın sebebi de o gün kasların hala aktif olması. 24 saat boyunca kas hala çalıştığını göstermek. Danışanımız o gece yatarken sırtımda, belimde karıncalanmalar olduğunu hissediyor. Ve 7 günün sonunda meridyen terapide gerçekten fibromiyalji hastaları olsun, boyun fıtığı, bel fıtığı olsun inanılmaz bir rahatlama sağlıyor. Yani siz normal bir masajda aldığınız durumu çarpı 5 katı diyebiliriz. Fizyoterapistimin bir diğer alanında manuel terapi. Gerçekten takım arkadaşım diye söylemiyorum, kendisi alan adına bu konuda çok uzmandır. Manuel terapide de kasların birbirine iskeletin oturtması ve gerçekten hem psikolojik hem fiziksel bir rahatlık vermesi Mersin'de bugüne kadar aldığımız diğer olumlu sonuçlarından bir tanesidir. Onun dışında diyetisyen arkadaşım da kendisi bir ölçüm cihazımız var. Diyetisyene gelen danışanlar. Ölçümden sonra o kişiye özel bir diyet programı hazırlayıp onun haftalık takibini, sürecini gün bir gün olsun, hafta hafta olsun planlayıp bu şekilde devam ettiriyoruz. Psikolog olarak verdiğimiz aslında 3 farklı hizmet var diyebiliriz. Çocuk ve ergen psikologumuz, yetişkin psikologumuz ve somatik psikolog. O da ben oluyorum. Nedir farkları diye sorarsanız, biz aslında tamamen alanda uzman kişileri getirip aslında sadece o alana odaklanmasını istedim ben bu Kuta Yaşam Merkezi'ni kurarken. Ana sebeplerinden bir tanesi de bazen her noktaya odaklandığımızda kendimizi farklı bakış açılarından görme imkanı aslında doğuyor. Bu ne demek? Bizim bu kliniği kurma amaçlarımızdan bir tanesi de sadece psikolojik değil, gerçekten fiziksel ve psikolojinin bir bütün hale
gelmesi ve Kutu Yaşam Merkezi aynı çatı altında toplanmasının ana sebeplerinden bir yer olsun istedik. O yüzden somatik psikologumuz diğer psikologlarla beraber yine beraber çalışıyor. Örnek vermek gerekirse bir danışanın durumu gerçekten ona uygun değilse diğer psikologumuza paslayabiliyor. Çocuk ve ergen psikologumuz genelde oyun terapi odamız var. Orada seanslarını yapıyor. Yetişkin psikologumuz normal odalarda yapıyor. Somatik psikolog da danışan gelip pilates matının üstüne yatıp orada transa geçip çocukluğundaki bilinçaltındaki iç çatışmaları çözümleyip seansı o şekilde bitiriyoruz. Ve bu seanslar yaklaşık 40 dakika ile 55 dakika arasında sürüyor. Somatik psikolog bazen daha uzun olabiliyor. Sebeplerinden bir tanesi kendi alanım henüz Türkiye'de olmadığı için ve bunu ilk Mersin'e sonra tüm Türkiye'ye tanıtmak için aslında Kutu Yaşam Merkezi'nden ana noktalarından bir tanesi de benim, farklılık olsun diye. Genelde her danışan da olması gerektiği gibi çalışır somatik psikolog. Bu ne demek? Sizin yaşadığınız tecrübe ve deneyimlerle benim yaşadığım hayat tecrübesi bir değil. O yüzden somatik psikologlar kişiye özel çalışır aslında. Sebep, sizin yaşadığınız tecrübe ve deneyimlerin tepkimesi vücudunuza kalıntı bıraktırdığı o kalıntılar gerçekten seans anında bir dışa vurum söz konusu. Ve bu yüzden 3 seans kuralımız var somatik psikologda. 3 gün üst üste gelmesi lazım ve kahve içmemesi lazım. Sebeplerinden bir tanesi de kahve kalp ritim bozukluğuna, yani kafeinden dolayı seans anında bizi işimizi zorlaştırıyor. Hem danışanın hem benim işim daha kolaylaşması için bu da kurallarımızdan bir tanesi. 3 gün üst üste gelmesinin sebebi de ilk gün ortama hakim olmuyor. Beni tanımıyor. İkinci gün ortamı tanıyor, artık beni tanıyor. Ve üçüncü seansa tamamen kendisine ne yapılacağını biliyor ve kendini daha rahat bırakıyor. Konfor alanına geçmiş bulunuyor. Kutu Yaşam Merkezi olarak aslında burada vermiş olduğumuz hizmetlerimiz birden fazla ve aynı zamanda da uzman ekip arkadaşlarımızla da hizmetlerimizi profesyonel bir şekilde tamamlayabiliyoruz. Evet. Peki bizleri izleyen izleyicilerimiz neden bizi tercih etmeliler bu alanda? Bunlarla ilgili kendi düşüncelerimiz nelerdir? Yeni açılan bir işletmeyi izledik. Fakat yeni açılmamıza rağmen geri dönüşlerimiz çok güzel bir şekilde ilerledi. Başarımızı neye borçluyuz Cem Bey? Tabii. Bu iş yerini açarken öncelikle nasıl farklı oluruz? İnsanlar bizi neden tercih etmeli diye çok düşündüm. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi de aslında biz şu anda tüm Türkiye'ye hizmet vermekteyiz. Sadece Mersin'e değil, bizim bir online sitemiz de var. Bu online sitemizde insanlar online randevu oluşturabilir, online ödeme yapabilir, online seans yapabilir. Tüm imkanları aslında bu alanda sunabiliyoruz. Evet. Çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgiler için.